Herkese merhaba arkadaşlar, ben Çağrı. Umarım güzel vakit geçiriyorsunuzdur. Yepyeni bir videoda yine beraberiz ve bu videoda Into the Spider-Verse'ün ilk ön izlemesinde gördüğümüz karakterlerden bir tanesi olan Spider-Man 2099'dan bahsetmeye çalışacağım. Hem daha önce de bu karakterin videosu istenmişti, şimdi de isabet oldu, öyle söyleyeyim. Karakterimizin ilk görünüşü Amazing Spider-Man çizgi roman serisinin 1992 yılı Ağustos ayında yayınlanan 365. sayısında gösterildi, ancak bu gösterim sadece bir ön gösterimiydi karakterin. Çok ekstrem bir şey yoktu. Ondan bir ay sonra da Spider-Man 2099 orijin hikayesi olarak ilk sayısı gerçekleşti. Karakterin yaratıcıları da Peter David ve Rick Leonardi. Hikayemizdeki karakterin gerçek adı Miguel O'Hara olarak geçiyor. Mike olarak da biliniyor tabii kendisi. Yarı İrlandalı, yarı da Meksikalı. Annesinin adı Conchata. Artık tam olarak nasıl telaffuz ediliyor bilmiyorum. Babasının adı Tyler Stone. Bu Tyler Stone dediğimiz adam kadının kocası değil. Kocasının adı George O'Hara. Tyler Stone da kadının kocasının aslında patronu. Yani Miguel evlilik dışı bir çocuk ama üvey babasını gerçek babası olarak biliyor. Cronston ve Gabriel O'Hara adında kardeşleri de var. Şu an için onlar önemli değil. Önceliğimiz Spider-Man 2099. Onun ana olayları 2099 yılında geçiyor. Alternatif evrenlerden bahsettiğim bir tane video vardı. Orada bu evrenden de bahsetmiştim. Videonun linki de açıklama bölümünde olacak. Bu evren Earth 928 olarak geçiyor ve buradaki evrende mutantlar ve insanlar arasında bir iç savaş çıkıyor. Savaşı insanlar kazanıyor ancak çok büyük sayılarda kayıplar yaşanıyor. 2099 yılında da yeni bir hero çağı başlıyor. İsim oradan geliyor yani. Miguel de burada mühendis olmuş, alçak maksadında bir tane firmada çalışıyor. Firmanın sahibi de zaten Tyler Stone, yani biyolojik gerçek babası. Tyler Stone'un amacı da ürettikleri genetik kodu insan fizyolojisine aktarabilmek. Daha anlaşılır şekilde örümcek adamın özelliklerini içeren bir tane formül yapmışlar. Onu insanlara aktarmaya çalışıyorlar. Bu çalışmaları da biraz hızlandırmak istiyor. Hazır olmadıkları halde de insan deneylerine başlıyorlar. Aslında hikayenin başlangıç kısmı böyle. İlk insan deneyinin ismi de Mr. Sims olarak geçiyor. Ancak yapılan bu testlerde işler istenildiği gibi gitmiyor ve Mr. Sims önce şekil değiştirmeye başlıyor ve gerçekten çok kuvvetli bir karaktere dönüşüyor. Sonra da bu gücü bir anda kayboluyor ve herif orada ölüyor. Miguel de bu olaya çok sinirleniyor. Şirketin verdiği kartı Tyler Stone'un masasına fırlatıp istifa ettiğini adama açıklıyor. Adam da Mike'ı sakinleştirmeye çalışıyor. Hani aşırı tepki verdiğine inandırıyor Mike'ı. Sonra da beraber bir şeyler içiyorlar. Tyler Stone, Mike'ın babasının ne kadar akıllı bir adam olduğunu ve Mike'ın da yaptıklarıyla gerçekten çok zeki olduğunu anlatılarak adamı sakinleştirmeye çalışıyor orada. Bir şeyler içtikten sonra da Mike istifa ettikten sonra inanılmaz rahatladım diye söylüyor Stone'a. Stone da bu rahatlamanın sebebi muhtemelen içine kattığım Rapture adındaki ilaçtan dolayı diye cevap veriyor. Eleman bu ilacı çalışanlarına istediğini yaptırmak için kullanıyormuş. İlacı alan kişilerin kafası daha da iyi çalışmaya başlıyormuş. Ayrıca halüsinasyonlar gösteriyormuş ve bu ilaç tamamen legal bir ilaçmış. Eğer ilacı almaya bırakırsan ölürsün diye söylüyor. Bir de ilacın üretimini ve satışını yapan tek firma Alchemax olduğu için Tyler Stone'un içi çok rahat. Mike şirketten çıkıp eve geliyor. Eve geldiğinde de inanılmaz bir baş ağrısı falan var adamda. Kız arkadaşı da hani ne oldu gibisinden endişeyle yaklaşırken adam kıza dirsek atıp kaçıyor oradan. Kendisine geldikten sonra da kız arkadaşına neden böyle olduğunu anlatıyor. Hani Stone bana ilaç verdi, onun etkisiyle halüsinasyonlar görüyordum diye söylüyor. Sonra da bu ilacın yaptığı bağımlılık yüzünden çalışmalarına devam etmesi gerektiğini anlatıyor. Çünkü ilaçta genetiğe işleme gibi bir özellik varmış. Mike sakinleşip doğru düşünmeye başladıktan sonra aklına daha yani bir tane plan geliyor. Şöyle ki, bu şirkette yaptığı çalışmalar hani genetik kodun kişiye aktarımıydı ya. Mike zaten kendi genetik kodunu örnek olarak kullanıp maymunlara aktarıyormuş. Hani yaptığı testlerde kendi genetiğini kullanıyormuş. Şimdi de kendi genetiğini yine kendisine aktarabilirse sorunun ortadan kalkacağına inanıyor. O sırada da Miguel'in iş yerinden bir tane arkadaşı var. Aaron adında bir eleman. Bu herif Mike'ı kıskandığı için başlattığı testin ayarlarıyla oynuyor ve bütün her şeyi maksimuma falan çıkarıyor. Mike'ın da bu değişikliklerden haberi bile yok ve makinede aşırı yüklenme gerçekleşiyor. Laboratuvarda bir tane patlama oluyor. Patlamadan sonra eleman aşağıya Mike'ın yanına geliyor. Hani ne olduğunu falan görmek istiyor. Bir bakıyor ki Miguel gayet sağlam bir şekilde hayatta duruyor. Cihazları kurcaladığından haberi de yok. Sonra da diyor ki ben bu patlama olayını Miguel'in başına yıkarım. Yavaş yavaş ona yaklaşıp bak işte şöyle yapacağım. Sen boku yedin, bütün kariyerin bitecek diyor. Ama Miguel hala kendisine gelmeye çalışıyor orada. Aaron da sana bir şey söylerken yüzüme bak diye Mike'ı çevirince karşısında evrimleşmiş bir Miguel O'Hara buluyor. Gördüğü adamdan korkunca da herif orada silah çekip etrafa sıkmaya başlıyor. Miguel de ne olduğunu falan anlamaya çalışıyor o sırada ve Aaron'ın silahından gelen kurşunlardan kurtulmaya çalışıyor. Mike tam silahı kapacakken Aaron'ın sıktığı son kurşun bir tane daha patlamaya sebep oluyor. Ama bu defaki patlama diğeri gibi basit bir tane değil, bayağı büyük bir patlama gerçekleşiyor. Etkisiyle
Aaron pencereden dışarıya fırlıyor. Son anda Miguel yakalıyor adamı ama yakalında da Aaron canımı yakıyorsun, öldüreceğime beni gibi cümleler söylemeye başlıyor. Mike da Aaron'a oğlum aptal mısın lan, seni kurtarmaya çalışıyorum diye söylüyor. Aaron da sen kolumdaki deriyi yüzüyorsun, dur yapma artık derken Aaron daha fazla tutunamayıp aşağıya düşüyor. Mike da ne diyor bu Abel, niye böyle saçma çabalara girdi, ne güzel tutmuştum onu derken ellerine bir bakıyor, parmaklarının ucunda yeni bir uzuv oluşmuş. Her bir parmağının ucunda mevcut bunlar ve ne olduğunu anlayamadan oraya yangın söndürme ekipleri geliyor. Ve silahlı bir ekip geliyor çünkü ne olduğunu bilmiyorlar. Miguel'in olduğu yere doğru ışık tutunca adam örümcek vari hareketler düşünmeye başlıyor ve ulan ucube olduk, böyle yaşayacağımı ölürüm daha iyi deyip aşağıya atlıyor. Ve hemen anında gelen pişmanlık sonrasında ellerinden çıkan yeni uzuvlarla cama tutunmaya çalışıyor ve bir süre kaydıktan sonra yardım edin diye bağırmaya başlıyor. Sonra da sadece elinde değil ayak parmaklarında da aynı uzuvlardan olduğunu fark ediyor. Düşerken içgüdüsel olarak onlarla da tutunmuş cama ve düşmeden durabiliyor. Sabit kalabilmiş yani. Sonunda binanın tepesine doğru tırmanmaya karar veriyor. Sanırım oraya tırmanmak aşağıya inmekten daha da kolay. Neyse, yukarı çıktıktan sonra gökyüzünde Thor'u görüyor. Ondan yardım istiyor. Thor'la giderken sen kimsin, nesin diye soruyor Thor. Mike de kendisini enjekte ettiği genetikte ne varsa hepsini sayıyor orada. En sonunda da örümcek adam diye söyleyince Thor da aa o benim dostumdur diye cevap verip yola beraber devam ediyorlar. Mike eve geldikten sonra da bir kıyafet seçmek zorunda olduğunu anlıyor ve dengesiz molekül bir kostüm yapması gerektiğini öğreniyor orada. Çünkü oraya gelene kadar bütün her şeyi paramparça etmiş. Yani elleriyle parçalayınca ona uygun bir tane kostüm gerektiğini de orada fark etmiş oluyor. Bunu da ayarladıktan sonra örümcek adam kariyeri aslında başlamış oluyor. Dövdüğü ilk eleman da bu Stone adındaki patronunun tuttuğu Venture adındaki eleman. Şirkette yaşanan olayları merak ettiği için araştırma yaptırıyor. Bu Venture adındaki eleman Miguel'e neler yaptığını Stone'a gösterince herif duvara tırmanma olayının çok ilginç ve potansiyeli var diye düşünüyor. Bu potansiyelin halka açık bir alanda görünmesinin hoş olmayacağını ve incelikle halledilmesi gerektiğini söylüyor Stone ve Venture'dan elemanı bulmasını istiyor. Venture da diyor ki eğer parasını ödersen Ay'a gider oradan bile getiririm herifi diye söylüyor. Diyerek de karakterin ortaya çıkış hikayesi tamamlıyorum. Güçlerine geçecek olursak da bu arkadaş radyoaktif bir örümcek tarafından ısırılmadı. Bu abiye bizzat bir örümceğin DNA'sı aktarıldı. Ya da onunla benzer bir tane şey gerçekleşti orada. Hani kimyasal testin detayları tam olarak bilinmiyor diyebilirim. Süper insan gücü, dayanıklılığı, refleksleri gibi özellikleri var ve o kadar hızlı hareket ediyor ki arkasında hologram gibi bir obje daha çıkarabiliyor o hızla. Ki bununla da düşmanlarını kandırabiliyor. Telepati yeteneği var. Limiti nedir bilinmiyor bu yeteneğin. Örümcek hislerinin bir çeşit uzantısı diye düşünülebilir bu. Hani oradan geliyor diye tahmin ediliyor. Parmak uçlarında ve dirseklerinde kanca gibi bir şey daha var. Bunlarla bir yere tutunacağı zaman daha sağlam tutunabiliyor. Kostümü ise sonda bahsettiğim gibi dengeye ulaşmamış moleküllerle yapılmış. Bu da ona kostümünü yırtmadan devam etmesini sağlayabiliyor. DNA'sını işleyen bu örümcek genetiğiyle Miguel'in DNA yapısı %50 örümcek olarak görünüyor. Hani örümcek ısırığıyla örümcek DNA'sının aktarımı böyle farklar yapıyor aslında. Öyle söyleyeyim. Bu cümleyi de videoyu tamamlıyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Sorunuz ya da kafanıza takılan herhangi bir yer varsa eğer yorumlarla bana iletebilirsiniz ya da Twitter üzerinden bana tweet atabilirsiniz veya Instagram üzerinden DM'lere bakmaya başladım. Elimden geldiğince bakmaya çalışıyorum. O şekilde iletebilirsiniz sorularınızı. Bunu da söyledik ve bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.